Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Sadece Galatasaray taraftarı oy verse, Faruk Süren mi seçilir, Abdurrahim Albayrak mı seçilir? Faruk Süren seçilir. Değil mi? Tabii bana da öyle geliyor. Tabii ki öyle. Yüzde hiç tartışılmaz. Faruk Süren seçilir. Peki niye o ya? Mesela böyle bunun da hakikaten var ya, belgeseli çekilir ve kitabı yazılır ha. Nedir ya böyle katli, vacip uzunlar Galatasaray'da? Ama o espriyle yani. O espriyle ama yani anladım yani. Ama üç uzunlar. Onların adı üç uzunlar. Ha, Faruk Süren, Özcan, rahmetli Özcan abi. Bir üç, ismini hatırlayamıyorum, özür dilerim. Üç kişiden bahsedilir. Mesela bu tip şeyler var. Onlarda var ya böyle lakap. Çok enteresan bir olgu. Yani peki başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın seçim dönemi çok zevkli olur. Peki Faruk Süren'le Fatih Terim aday olur. Bir de en son şeye bakın. Fatih Terim başkan olsun isteyen liseliler de var. Tamam biliyorum. Taraftar oy verecek. Sırf mesela ben yaş grubundan bizim Selimler falan istiyorlar. Faruk Süren mi seçilir başkan aday olsa Fatih Terim mi? Fatih Terim seçilir. Bence Faruk Süren seçilir. Niye biliyor musun? Çünkü Fatih Terim'e teknik direktör kalsın istiyorlar. Bak mantıklı yani olabilir ama yani şimdi faraza şeyler konuşmayalım. Hadi. Şimdi Galatasaray'da zihin açmak için en son seçim gününe işte 5 aday mı kaldı? Hepsinin renkleri seçiliyor işte gri, beyaz, siyah, sarı, kırmızı filan. Fatih Hoca bakalım aynı mesajı verecek mi? Geçen sefer gri giymişti, bu sefer ne yapacak bakalım. Aykut Kocaman'ın da ama bu yani ben size klikleri vereyim. Galatasaray'da Levent Tüzemen'e okuyun. Fatih Altaylı'yı iyi dinleyin. Daha var. Ocak'ta olur. Özellikle yani son 15-20 gün kala bu isimler, Halil Özer'in tweetlerine bakın, bu isimler size bir takım sinyaller verir. Peki sen hangisinin seçim sürecini izlemeyi daha çok seviyorsun? Galatasaray çok zevkli. Çok zevkli Galatasaray. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ınki çok belliydi mesela. Yani Beşiktaş'a devam böyle Ahmet, kongre öğelinden atıldığım için bir türlü gidemiyorum. Ya Ahmet Bey'in seçileceği falan o kadar barizdi ki. Kongre'ne hiç atılmasam neredeyse bir divan kuruluna seçileceğim 5-6 yıl sonra. O kadar şey olsun. Fener'de tabii Fener'de Aziz Bey, Ali Koç seçimi şeydi, zevkliydi. Diğerlerinde Aziz Bey'in kazanacağı çok netti. Ben gerçi burada da o kadar fark kimse beklemiyordu. Ali Koç kazandı ama bir dahaki seçim, yani Fener'de bir daha böyle seçim olmaz. Ya bak işin çelişkisi şu, sen dedin ya demokratik eleştiri kültürü. Galatasaray Lisesi'yle Ali Koç. Galatasaray'ın bakmasının en büyük avantajı oldu. Evet, o hakikaten bir avantaj. Yani şey der ya Johan Cruyff. O yüzden kimseye 15 sene başkan yaptırmazlar evet, Galatasaray'ın. Johan Cruyff'un var işte, her dezavantajın bir avantajı vardır. Evet. Futbol sahası içindeki aksiyonlarla ilgili söylüyor ama biz de Türkiye'de her şey sadece saha içinde bitmediği için bence Galatasaray'ın hem en önemli dezavantajı da o lise, en önemli avantajı da o ya. Bu çelişki gerçekten çok Galatasaray doğru tarihine ya demokratik kültür önemli bir şey abi. Şimdi yani adam orada, ben gözümle gördüm abi, Dursun Özbey neler diyor Fatih abi. Paris'te karşıladılar, abi nasılsın dedi. İyiyim Fatih, gel otursana sohbet edelim dedi. Yani şimdi bu çok önemli bir kültür. O da abi demesinin sebebi lisede ondan büyük büyüğü, olduğu için büyüğü, yaşı büyüğü. Evet. Yoksa hani tabii, beğendiğinden değil başkanım. Başkanım da demedi abi nasılsın evet dedi. Yani seni başkan olarak beğenmiyorum ama sen benim ama abimsin. Ama yine abimsin diyor evet. Bunlar enteresan şeyler ya. Bu kültür önemli abi. Ben de aralarında bulunduğum için yıllarca mesela en başta şeyi hiç böyle anlamıyordum. Abi bizim sağ bek niye topu bir türlü öndeki sağ açığa atmıyor? En son şöyle bir çözüm yaptı hoca. Biz en iyisi 3-5-2 oynayalım da hani abi kardeş şeyle uğraşmayalım diye. Hani... Anladım abi, çok iyi çözüm. Tamam yani o da zaten hoca da Galatasaray Lisesi. Abi şimdi bak Galatasaray, çok iyi çözüm. Galatasaray Lisesi'ni bazı yorumcular falan çok böyle lüzumsuz eleştiriyor. Yani çok önemli bir kurum. Cumhuriyet'ten çok çok eski. Yani bu önemli kurumun da bir tane kulübü olsun. Ve bu kulüp de oradan doğmuş. O yüzden lisede Tükaka dememek lazım. Ondan bence Bilgin Gökberk'in mesela yaptığı yani eleştiriler bir takım, onlar iyi. Yani onlar takım, olumlu eleştiriler yani bu konuyla ilgili. Bir takım benzetmelerle falan eleştirmek veya küçültmek hoş değil. Türkiye'de bir tane kurum da böyle köklü kurum olsun abi. Her şeyde yenilemeyelim yani. Bir tane kurum da böyle bir köklü kurum olsun. Köklü devam etsin. Onun da bir kökü bir yerden geldiği belli olsun yani. Ya yenilik zaten hadi yenisini yani yapalım deyince olmuyor hocam yani. O yüzden bir şey de var şimdi. O yüzden Galatasaray Lisesi'nin de etkisinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bak o yaptığım tespiti sevdim değil mi? En büyük avantajı da o, en büyük dezavantajı da o. Tabii çok abi garip bir şekilde ama. Ama bu tip şey de işte hani tamam abi demokratik olalım, eleştirelim, eleştiri kültürü olsun da mesela ama yani şimdi Mustafa Bey de Galatasaray'a kutsal bir savaş açtı. Yani açılmadı abi. Bak açılmadı sana, sana şey da kimse seni zorlamadı. Bak bu aynı kongre seni iki kere seçti. Evet ya bir şey açıldığı yok lütfen ya. Yani aynı kongre seni iki kere seçti abi ama şimdi yönetim kabiliyetini yitirdin diyor yani haklı. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi haklı. Bak. Yitirdin yani. Sağlık sebebi, yani mağlık sebebi ama yitirdin yani. Bak hem böyle Spinoza'yı okumuş hem din
kültürünü incelemiş, hakim olan birinin böyle kutsal savaş, yok kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. Bunun şimdi bizim şeyden hiçbir farkı yok. Fener maç kaybederdi bizim lisede. Bizim Saint Joseph Erkek Lisesi, bir Yusuf erkek muhabbeti. Futbol başka ne yapacaksın yani, bana bile bir süre sonra sıkıntı geliyordu ama Fenerbahçe iyi giderken Mustafa Denizli'nin başarısı, kötü gidince, pardon Mustafa Hoca'nın zaten başarısı, o tartışmıyorum da onun o şampiyon. İyi giderken Aziz Yıldırım'ın başarısı diyor adam Saint Joseph'ten. Kötü giderken o şey, kutsal kutsal ittifak. Tabii. Ne kutsalı ne ittifak abi. O saydığınız bazı adamlar, hele hele o be hakemler şu anda o kadar yetersiz ki hiçbir ittifak kuramazlar abi. Onların bulunduğu ittifak çatlar direkt gider tabii, biter yani. O yani yapmayalım bunu ya. Mustafa Bey'le yakışmıyor yani. Spinoza derinliğiyle bu karşılaştığında çok bir suya tirit yani kalıyor. Bu kongre seni iki kere seçmiş. Yani sağlık durumunuzda uğraşıyorsunuz çok büyük bir zorlukla. Bir şey de demiyorlar yani. Bir muhalefet de yok şu anda size kadar. Peki size bu karışım. Senin şeyler genelde tutuyor. Mehmet Ayan'ın tersini Galatasaray Kongresi. Ama daha çok erken. Kim başkan olur? Daha yarın seçim olsa yarın. Olmaz, daha çok belli. Kim olacağı belli. Bravo işte, akıllısın ya. Yani. Kim olacağı belli değil. Daha adaylar bir ortaya çıksın. Sizin böyle Mehmet Ayan'la beraber programınızdı değil mi o? Başkan. Ama o programda Mehmet'i eleştirme. Mehmet'in söylediği rakam çıktı. Canım, orada Mehmet eleştirildi ama Mehmet'in söylediği rakam çıktı. 1300 bilmem kaç dedi, o oy alındı. Atıyorum 1344 dedi. Daha fazla katılım oldu, o yüzden geri mesela seçildi. 1344 alır Dursun Bey, seçilir dedi. 1344 almadıysa da 1320 aldı mesela. Şimdi tam hatırlamıyorum ama karşı taraf öyle bir tepki geldi ki, o tepkiyi sağlayan Fatih Altaylı'ydı mesela o dönem. Mustafa Sengiz'in seçilmesine neden olan adam Fatih Altaylı'dır. Bak buna inanın. Tepki oyları. Tepki oylarını toplayan, mobilize eden. Mobilize eden değil mi? Ve bugün, çok önemli. Ve bugün Fatih Altaylı sizi eleştiriyorsa biraz da dönüp kendinize bakın. Ben de sana aynen katılıyorum bu konuda ya. Yani başkan olmanızı sağlayan kişi sizi böyle eğer bu kadar eleştiriyorsa... Bu Abdurrahim Albayrak'a da bir şey söyleyeyim ya. Bırakalım Abdurrahim ittifakı abi. Falan ya. Abdurrahim'e bak, sana abi diyoruz. Baba bir kere de kazandığın maçtan sonra da bir konuşma ya. Kaybedilen maçlardan sonra yoksun ortada. Gene çıktın her durumda piyasaya ya. Valla haklısın. Ama böyle işte hep sempatik. Ha Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak'ta şu var. Abdurrahim Albayrak'ın içeride parası var. İçeride parasını alabileceği bir yönetime girer. Onu söyleyeyim. Yani şu konuda iddialısın. Başkan kim olursa olsun Abdurrahim Albayrak girmek ister. Girmek ister. Adam tercih eder etmez. Başkan adayı eder etmez. Yani adamlar mi isterse başkan adayları Abdurrahim Albayrak. Abi senin içeride 60 milyon liram var. Şimdi birinci görüşeceğin adam Abdurrahim Albayrak. Kim olursan ol. Haluk Ulusoy ol. Burak Elmas ol. Ali Fatinoğlu ol. Büyük meblağ hiç kimse, içeride. Bunların en büyük, hiç kimsenin parası yok bir tek Abdurrahim Bey'in. Bir tek Abdurrahim Albayrak mı var? Ha ben size söyleyeyim, bazı arkadaşlar da bir daha Galatasaray'ın kapısından zor geçer. Hangi arkadaşlar? İsim yönetici arkadaşlar. İsim vermeyeyim. Ben yönetici şu anda katkı şu anki yönetim arkadaşların, yani yönetimde çok büyük bir ismi olduğunu düşünen arkadaşlar. Geçmemesi de gerekiyor. Bir daha Galatasaray'ın önünden de zor geçer. Onu da söyleyeyim. Geçmesi de gerek. Acaba bizi de böyle pilava çağıracaklar mı bu kadar sohbet üzerine? Hiç merak etmiyor değilim. Geçen yıllarda beni hep çağırdılar, gidemedim. Ben en az bir tane kongre toplantısına katılırım. En az bir tane. Peki böyle yani şeye gideceğim. Birden fazla katılırım da. Pilava çağırırlarsa gider misin? Yok gitmem. Pilava niye da çağırmazlar. O kadar Galatasaray'la Fenerbahçe olarak. Yok pilava çağırmazlar da böyle dışarıda onların güzel yerleri var, oraya giderim. Ha pilavı beğenmiyorsun sen anladın. Hayır pilava çağırırlar ama pilavda liseli değilim abi. Niye çağırsınlar beni? Ama beni bilirler. Ben yani o tayfa sever beni. Bak şu şey bitsin de Allah aşkına artık pandemi, korona falan, covid bitsin de ben seni bizim okulun, daha bizim küçük festivaldir. Sizin okulunuzun küçük festivaline geliyorsun. Ekmek içine ve çikolata. Oo süper. Sen çok seversin, çok o yüzden aklıma geldi. Çok severim, ona geldi. Yalnız öyle büyük çikolata bekleme, şu kadar benim işaret parmağım kadar yani bir şey. Yani Galatasaray'ın seçim satımı haline bir 15-20 gün sonra iyice alevlenir. Bu dönemde okuyacağınız yazarları, izleyeceğiniz, takip etmeniz gereken isimleri söyledim. Bence sen biz zaten... Biz de son 15-20 günde biraz bilgi almış oluruz. Sen bayağı Fenerbahçeli olsan da Galatasaray olojik çalışmaların... Biraz böyle rakibi de analiz ede birikim değil mi bu? Serdar Ali öyle mi? Hayır abi bu şeyden beri kalan bir ama. Yani nereden? Spor müdürlüğünden kalan. Spor müdürlüğünden kalan. Kalan şey. İstihbarat. Ne derler? Gazetecilik yani. İlgi. Gazetecilik canım. İlgi yani. İlgileniyorum. Merak. İlgileniyorum şu an. Benim her dönem bir arkadaşım böyle yönetime giriyor. Ne güzel abi. En başta şimdi soru... Şimdi kim var mesela? Bunda yok. Bunun önceki 2-3 tane de var. Mesela şey dönemi vardı. Dursun Özbek zaman sevgili Fatih. Mehmet vardı arkadaşım. Mehmet Orhuntan vardı arkadaşım. Aynen. Ama sağlık sorunları yaşadı. O da çok değişik figürdür. Yani o senin dediğin, sen şey dedin ya, Fenerbahçe'nin yönetimin eski hatalarını eleştirirken geçen sezon. Hep bir suçucu projuya, biriniz de bir Adanacı olsun falan. Mehmet Orhuntan hem suçucu hem Adanacıdır. Orada da hoşuna gitmişti. Söyle Serdar Ali'ye ben varım, unutmasınlar.
Kendisine de geçmiş olsun diyoruz bu vesileyle. Geçen sağlık sıkıntısı yaşadı. Ama onu tekrar bak bu ismi unutma Mehmet Onuk'tan. Sağlığı bir düzeltsin, kendini şöyle bir resetlesin. 5-10 sene sonra bu sefer onu ve arkadan ittirecek. İnşallah. O dönemler var ya işte. Aynısı. Peşmergeler. Yani yıllarca mesela ait. 135'ler, 126'lar. Şey, Hakan Üstünmerkin falan ismi her seferinde geçer, her seferinde kabul etmez. Yani gene artık bu sefer geçmesin. Onu söyleyeyim yani. Ama yani bu kadar hani ekonomik olarak bu kadar zor bir dönemde 9 kişinin biz bu kulübü yönetmeye talibiz demesi de Mustafa Cengiz'in en azından mali olarak kulübü bir hale yola soktuğunu da gösterir. Onu da bak bu da doğru bir teslim tespit. Edelim. Yani 9 tane adam ben yönetirim diyor şu an. Onda çeskisi şu ama taraftarın başkana soğuma sebebi de işte bu finansal durumu biraz böyle stabilize etmek adına doğru dürüst transfer yapmamış olması. Bak bu da çelişki ama normal. Yani doğal bir sonuç. Tane, ben ona katılmıyorum. Bir tane transfer yapsaydı Rangers'ı eleyecek miydi? Onu geçelim abi. Yok Rangers'ı bence işte hiç transfer yapmadan da zaten i̇şte elemesi yani gerekiyordu. Geçelim o yüzden yani. Bir transfer yaptın yapmadığınları geçelim yani. Hani o Beşiktaş'ın şeye benzemiyor. Şu PAOK maçına sağ bek yoktu. İşte santrafor tabii yoktu. Canım, o tabii. Değil yani. Ona benzemiyor canım. Senin tabii. Var yani. Peki. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Getir Son Round programını sundu.